Mustafa kardeşim, söz sizde. Teşekkür ederim. Adım Mustafa Seçkin, nöroloji uzmanıyım. Davranış nörolojisi ve kognitif nöroloji alanında ağırlıklı olarak çalışıyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Gurur duydum. Benim de fizikçi bir kardeşim var. Türkiye'de çok az fizikçinin kendi alanında çalışma şansı olduğundan, o da şu anda alanın dışında çalışıyor ama burada olmaktan ben de çok mutluyum. Kısa bir tarihçeyle başlayacağım. Daha sonra hastalığın patolojisi üzerinde konuşacağız. O patoloji beyni nasıl etkiliyor ve beyin fonksiyonlarını nasıl etkiliyor? Hem yapısal olarak hem de fonksiyonel olarak nasıl etkiliyor? Ve aslında nörodejeneratif hastalıklar beyni anlamamızı nasıl değiştirdi? Yaklaşık kognitif sinir bilimin modern anlamda aslında yaklaşık 100 yıllık bir tarihi var. Özellikle beyin damar hastalıkları, damar tıkanıklıklarının neden olduğu hasarlardan yola çıkarak 100 yılın başında beyni anlamaya çalışırken, işte şurada damar tıkandı, oranın fonksiyonu bozuldu. İlk aslında kognitif sinir bilim çalışmaları, olgu düzeyindeki çalışmalar, beyin damar hastalıkları ile ilişkili olgular sayesinde. Ama daha sonra nörodejeneratif hastalıklar beyni daha iyi tanımamızı sağladı. Tarihçeden bahsedecek olursak, hastalığı ilk tanımlayan, adını veren ve bu hastalığı adını vermesi süresince ilk olarak gördüğü hasta olan August Dieter'i anlatmak isteyeceğim. 1906 yılında Frankfurt'ta genç bir psikiyatri asistanı olan Alois Alzheimer, o sırada 51 yaşında olan, ilk geldiğinde dosya August D olarak geçen, sunumlarda öyle kullanılan ama daha sonra adı, soyadında Dieter olduğunu öğrendiğimiz hastasını ilk defa gördü. İlk geldiğinde August Dieter'in yaklaşık 8 aylık hem bellek hem davranış problemleri vardı ve o dönem parlak genç bir nörolog olan Alzheimer, Auguste'nin daha önce hiç görmediği bir klinik profille sahip olduğunu gördü ve özel ilgi duymaya başladı. Uzun süre birebir takip etti Auguste'yi. Bellek probleminin yanında yer-zaman oryantasyonu bozulmuştu. Okuma yazmayla da ilgili problemleri vardı ve takip eden yıllarda dil bozukluğu, obje tanıma bozukluğu da eşlik etmeye başladı. Daha sonra tamamen apatik bir hale geldi. Yani dıştan gelen uyaranlara tepki vermiyordu Auguste ve 1906 yılında vefat etti. Beyni o dönem Alzheimer, Doktor Alzheimer Frankfurt'tan ayrılıp Münih'e yerleşmişti. Hatta şu anda kullandığı laboratuvar bir müze olarak duruyor. Ama Doktor Alzheimer'ın beraber çalıştığı Frankfurt'taki bölüm başkanı beyni incelemek ister misin deyip otopsi sonrası beyni Münih'e gönderiyor. Ve Augustin'in, Dieter'in beynini Doktor Alzheimer Münih'te inceliyor. Ve oldukça atrofik, yani küçülmüş, hacmini kaybetmiş bir beyin olduğunu gördü Doktor Alzheimer bunun. Ve beyin hücrelerinin içerisinde, nöronların içerisinde daha önce görmediği plak yapısında değişik bir yapı olduğunu gördü. Ve plakların yanında da yine daha önce görmediği, tanımlamadığı yumak benzeri yapılar gördü. Ve bunu kendisi o zamanki koşullarda kendi eliyle çizip ilk olgu olarak 1907 yılında da sunuyor. Bu kendi çizimleri. İçinde de biriken bir madde olduğunu mikroskop altında görüyor ama o zaman bu maddenin ne olduğu bilinmiyor. O dönem bellek bozukluğunun yanında sadece davranış bozukluğunun ön planda olduğu olgularda tanımlanmaya başlandı ve nörodejeneratif hastalığa bağlı dil fonksiyonlarının ön planda olduğu olgular tanımlanmaya başlandı. Arnold Peake
davranış bozukluğuyla giden nörodejeneratif hastalıkları ilk tanımlayan doktorlardan ve Paul Serio ise dil bozukluğu ile giden olguları tanımladı. Ve bu dönemdeki gelişmeler aslında nörodejeneratif hastalıkların herkesin bildiği gibi işte bunama nedir? Sokaktan birine sorsanız ilk olarak söyleyeceği unutkanlıktır. Ama bunamanın sadece unutkanlık olmadığını gördük nörodejeneratif hastalıklar sayesinde. Sadece unutkanlık olmayıp bazı hastalar dil bozukluğuyla geliyor, bazı hastalar davranış bozukluğuyla geliyor, bazı hastalar görsel mekansal bozuklukla geliyor. Bu da nörodejenerasyonun beynin hangi kognitif yani bilişsel şebekelerini etkilediğiyle ilişkili. Ve 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu gelişmelere rağmen 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu işte davranış bozukluğuyla giden frontotemporal demanslar ya da dil bozukluğuyla giden formları ya da Alzheimer hastalığı gerekli ilgiyi görmedi. Ama bunun bir nedeni de Alzheimer hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğu düşüncesiydi. Çünkü ancak işte erken başlangıçlı bunamalar Alzheimer kabul ediliyordu. Yaşlılarda olan, 80 yaşı civarında olan bunamalar ise yaşlılığın nedeni olduğu senil demans olarak görülüyordu. Alzheimer hastalığının nedeni olduğu bunama ise bir erken bunama ya da erken yaşlanma, prematür yaşlanma olarak düşünülüyordu. Ama daha sonra nöro görüntüleme ile bu hastaların beyinlerinin nasıl etkilendiği, patolojik inceleme, otopsilerin yapılmasıyla 80 yaşından sonra ya da daha doğrusu 65 yaşından sonra olan 80'li yaşlarda bile görülebilen bunamanın aslında Alzheimer'ın ilk tanımladığı patolojiye bağlı olarak ortaya çıktı ve aynı patolojik sürecin bu hastalığa yol açtığı gösterildi. Ve bilgisayarlı tomografinin keşfiyle de o davranış bozukluğuyla giden frontotemporal demansın beynin ön alanlarında, frontal alanlarında erken dönemde küçülmeye neden olduğunu gösterdiler. Peki yaşlılıktan bahsediyoruz. Yaşlanmanın bilişsel fonksiyonlar üzerindeki, kognisyon üzerindeki etkisi nedir? Doğumdan itibaren bilişsel kapasitemiz artmaya başlar. Yetişkin düzeye geldiğimizde de belli bir maksimum düzeye ulaşır. Daha sonra da bu bilişsel kapasitemizi yitirmeye başlarız. Hatta bununla ilgili son yıllarda kognitif rezerv teorisi adı altında bir teori geliştirildi. Aynı bir kumbara gibi doğuştan itibaren beslenmemiz, genetik özelliklerimiz, aldığımız eğitim her şey o rezervi güçlendirmemizi sağlıyor. Ama rezervimiz ne kadar güçlenirse güçlensin, kumbarayı ne kadar doldurursak dolduralım, belli bir yaştan sonra bu rezervi kaybetmeye başlarız. Bunun da genellikle 65 yaş civarı olduğu düşüncesi hakim. Yani 65 yaşından sonra Alzheimer olmasak bile sahip olduğumuz bilişsel kapasiteyi yitirmeye başlarız. Ve bununla ilgili en belirgin bozukluk da dikkatle ilgili, biraz yürütücü işte planlama bozuklukları ile ilgili. İşte yaşlılar biraz yön bulmakta falan sorun yaşayabilir, dikkat kaybı olabilir. Ama bu normal kabul edilen yaşlanma, yani fizyolojik yaşlanma. Yaşlanınca saçımızın ağarması, yüzümüzün kırışması gibi düşünebilirsiniz. Ama eğer bu fizyolojik yaşlanma çok daha dramatik düzeye ulaşırsa, patolojik düzeye ulaşırsa o zaman bunamadan bahsediyoruz. Pardon bir şey sorabilirim. Tabii ki. Çok geçiyor. Şu kognisyon nedir? Kognisyon yani bilişsel kapasite. Yani bir bilişsel beynimizi kullandığımız zaman mesela bellek, yürütücü işlevler, planlama bunlar bizim kognitif yani bilişsel kapasitemizi oluşturan unsurlar. Kognisyonla bilişsel fonksiyonlar aynı anlamda kullanılıyor. Bu az önce üzerinde konuştuğumuz normal yaşlanmayı gösteriyor. Bu normal yaşlanma Alzheimer hastalığında bellek kapasitemiz çok daha fazla olacağı düşeceği için çok daha dramatik bir düşüş var. Ama
Son yıllarda yaşlanmanın yeni bir paterni tanımlandı. Bu yeni paternde ikisi de değil, super aging denen bir patern, 80 yaşın üzerinde olup da 50 yaş düzeyinde bellek kapasitesine sahip bireyler tanımlandı. Ve bu bireyler sadece test ettiğiniz anda bu kapasiteye sahip değil, takip de etseniz bir sene iki sene sonra da bu kapasitelerini koruyorlar. İşte buradaki incelemeler, araştırmalar bize Alzheimer hastalığını neden olan kognitif yaşlanmayı hızlandıran nedenleri inceliyoruz bir yandan. Çünkü bu hızlandıran nedenler yaşlanmanın normal yaşlanmadan Alzheimer hastalığı, yani bunamaya giden bir yaşlanmaya doğru gitmesine neden oluyor. Ama aslında şu arayı da incelememiz gerekiyor. Çünkü bunlar da bizi belki normal yaşlanmadan bile koruyacak sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olacak. Peki süper yaşlıların beyinlerinin ne özelliği var? Ve süper yaşlıların beyinlerini anlamak Alzheimer hastalığını ya da genel olarak beyin fonksiyonlarının bozulmasını anlamamız açısından ne öneme sahip? Burada süper yaşlıların bellek test sonuçlarını görüyorsunuz. Onlara verilen nöropsikologlar tarafından uygulanan testlerde aldıkları sonuçlar. Burada aynı yaş grubu, işte 80 yaşı üzerinde olan ama bunama olmayan, demans hastası olmayan normal yaşlılar. Gördüğünüz gibi arada çok büyük fark var. Yani bellek fonksiyonları kendi yaş gruplarından çok daha iyi. Ama çok daha ilginç olan bir şey var. Orta yaş grubundan bile daha iyi bellek fonksiyonuna sahipler. Peki bunların beyinlerinin ne özelliği var? Soru sorabilir miyim? Tabii. Super agerlerin genç yaştan itibaren takip edilenleri var mı denek olarak? Yani bu super agerler burada da işkenliğinden. Şöyle. Rezerv çok daha fazlaydı, oraya düştü. Yani işte, çok fazlaydı. O yüzden o çalışma son birkaç yıl içerisinde başladı Northwestern Üniversitesi'nde. Dolayısıyla longitudinal olarak takip ediliyor. O sorunun cevabını bulmak için bir sonraki slide'da göstereceğim. Tamam, acaba rezerv oydu da düşe düşe, yani çok iyiydi, çok daha süperdi de oraya mı düştü? Yoksa bunların beyninin yaşlanmaya direnç gösteren bir özelliği mi var? Eğer öyleyse, biz bunları 2 yıl izlesek, o 2 yılda düşüş olmayacak. Ya da mesela beynin atrofisi küçülmesi de ölçülüyor. Milimetrenin altında küçülme bile korteksin, gri cevherin, beynin, nöronlarının hakim olduğu yapıların küçülmesi milimetrenin altında çözünürlük düzeyinde ölçülebiliyor. Ve 2 yıl takipte bile hiçbir küçülme yok. Normalde o yaşa gelince her yıl %1-2 oranında beynimiz küçülür 80 yaşın üzerinde. Bu normal yaşlanmadır. Ona bile direnç gösteriyorlar. Ama bunun yanında bir de retrospektif olarak incelemeye başlandı. Yani bu insanların arasında yaşam koşulları neydi, beslenme nasıldı, eğitimleriyle ilişkisi, geçmişe yönelik neler yaşadılar da bunlar bu kapasiteye sahipler. Sadece şunu söyleyebilirim. Bazıları mesela hatırlıyorum, Nazi kamplarından kurtulmuş yaşlardı. Yani geçmişlerinde bu kadar büyük zorluklar yaşamışlar ve hayata tutunmuşlar. Buyurun. Peki diğer yaşlanma özellikleri, mesela derinin kırışması falan, onlar nasıl? Yani ne bileyim, el ayak tutmazlığı şey. Çok değişik paternler vardı. Yani o anlamda bir standart yok. Bazıları çok aktif. Hatta birazcık moodları çok yüksek. Yani işte geliyor bir tane süper yaşlı. Bak ben ne kadar esneyim sana göstereyim mi? Eğilip işte topuklarıma dokunabiliyorum. Sen yapabiliyor musun? Amuda kalkabiliyorum, yapabiliyor musun diye de bizimle şakalaşıyorlardı. Gerçekten bazıları fiziksel olarak çok iyiler. Ama bazıları da walker'la geliyordu. Yani bazıları hayatı boyunca çok iyi beslenmiş, spor yapmış. Bazılarında da binge drinking denen, bazen aşırı alkol tüketme de vardı. Bu anlamda yani gözleme dayalı olarak söyleyebileceğim belli bir standart
görmedik. Ama şu anda en az bir doktor öğrencisinin test konusu bu. Ve bununla ilgili geriye dönük de bilgi toplanıyor. Hem sosyal, dediğim gibi yaşam koşulları ile ilgili, aile bağları ile ilgili çok sayıda data bir araya getiriliyor şu anda. Ama burada göstereceğim diğer önemli bir şey, normalde orta yaşlılarla, yani 50'li yaşında olan insanlarla 80'li yaşlarda olan insanların beynini karşılaştırdığınızda 80'li yaşlardaki beyinlerin daha küçük, daha atrofik olduğunu görüyoruz. Bu kortikal kalınlık ölçüm haritası burada gördüğünüz. Kortikal kalınlık ölçümü, yani beynin incelmesinin iki grup arasındaki kıyaslaması. Sarı alanlar en çok incelmenin olduğu, pik yaptığı alanları gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi hem sol hem sağ hemisferde, hem beynin dış tarafında hem de iç tarafında, her bir yarı kürenin iç tarafında oldukça ciddi oranda incelme olmuş 80 yaşının üzerine çıktığında sağlıklı bir bireyin. Bunlar demans değil. Peki süper yaşlılara bakalım. Yani 80 yaşının üzerindeki insanlarla 50 yaşı kıyasladığımızda, 50 yaş grubunu kıyasladığımızda böyle bir kortikal kalınlık haritası karşımıza çıkıyor. Süper yaşlılarla 50 yaş grubunu karşılaştırdığımızda süper yaşlıların beyni hiç de 50 yaşından daha küçük değil. Hiçbir atrofi görmüyoruz. Yani 50 yaş grubuyla süper yaşlıları kıyasladığımızda süper yaşlılarda hiç atrofi yok, hiç beyin küçülmesi yok. Tam tersine şurada gördüğünüz anterior cingulate korteks denen bir alan daha kalın. Yani beyinleri küçük olmadığı gibi 50 yaş grubundan belli bir yer var ki 50 yaşındaki bireylerden bile daha kalın bir korteks tabakası. Anterior cingulate korteksin von Economo nöronları denen özel bir beyin hücresinin yoğun olduğu bir alan olduğunu biliyoruz. Bu da yeni keşfedildi ve bu oldukça büyük nöronlar ve oldukça uzun aksonları var, yani uzantıları var. Yani bu nöronlar beynin başka bölgelerine de uzanan nöronlar. Dolayısıyla yüksek kortikal fonksiyonlar, beyin fonksiyonları, işte kognisyon dediğimiz o kapasitemiz için de çok önemli olduğu düşünülen nöronlar. İşte süper yaşlılarda bu tabakada daha kalın. Süper yaşlıların 80 yaş grubuyla kıyasladığınızda ise 80 yaşta 50 yaş arasındaki farka benzer bir fark ortaya çıkıyor. Yani kendi yaş grubunda kıyasladığında gördüğünüz kortikal kalınlık haritası. Burada da yıllık küçülmeyi ölçmüşler. Yıllık küçülme normal sağlıklı bir bireydi. Yaklaşık özellikle 80 yaşına ulaştığında yıllık %2'lere varan kortekste küçülme oluyor. Ama süper yaşlarda yaklaşık %0.5, yani korteksin kalınlığını koruyorlar. Ve en çok korunduğu alanlarda bu beynin iç tarafını gösteriyor, medial tarafını gösteriyor. Prekineus denen, yani orta hat yapılarının arkasında kalan yapılar bunlar. Beynin dış tarafında da yine yeşille gördüğünüz alanlar bu küçülmeden en fazla korunan alanlar. Mavi olanlar arada hiçbir farkın olmadığı, yeşil alanlarda küçülmekten daha fazla korunduğu alanlar. Bu prekineus özellikle yine yüksek kortikal fonksiyonlar için önemli bir role sahip. Peki, Alzheimer hastalığında beyin küçülüyor dedik. Neler oluyor? Solda gördüğünüz normal bir beyin. Sağda da Alzheimer hastasının beynini görüyorsunuz. Tabii bu biraz ilerlemiş bir hasta beyni. Özellikle hipokampal alanların bellek fonksiyonları için önemli olan medial, yani temporal lobların iç taraflarında yer alan yapıların daha fazla küçüldüğünü, gördüğünüz gibi küçülüp araları açılıyor ve buraya
beyin omurilik sıvısı denen sıvı toplanıyor. Ama bunun yanında ilerlemiş bir Alzheimer hastası olduğu için beynin diğer alanlarında da küçülme başlıyor. Peki bu küçülmeye neden olan şey ne? Buna neden olan şey, Alois Alzheimer'ın 1906 yılında bakıp aslında gördüğü plakların ve yumakların içindeki proteinler. O zaman bunları tanımlayamamıştı. Moleküler biyolojideki immün histokimyasal alanda boyama alanındaki gelişmeler bu plakların ve yumakların içinde neyin biriktiğini de bizim öğrenmemizi sağladı. Amiloid proteini ve tau proteini. İşte patolojiden esas sorumlu olan yapılar bunlar. Amiloid proteinini ilk keşfettiğimizde patolojik incelemelerle, yani otopsi sonrası beyni inceleyerek gösterebiliyorduk. Şu anda amiloid proteinini değişik bir tomografi yöntemiyle, PET görüntüleme yöntemiyle bir hastada erken dönemde bile gösterebiliyoruz. Burada gördüğünüz soldaki sağlıklı ve hiçbir şikayeti olmayan bir bireye ait PET. Ortadaki yine şikayet yok. Kognitif testleri de normal. Ama bu bireyde kırmızıyla gördüğünüz alanlarda amiloid birikmeye başlamış. En sağda gördüğünüz ise bir Alzheimer hastası. Amiloid çok daha fazla birikmiş. Bunun ne önemi var? Amiloid birikimi daha klinik bulgular ortaya çıkmadan başlıyor. Ve ancak belli bir eşik düzeyine çıktıktan sonra, amiloid düzeyi arttıktan sonra klinik bulgular ortaya çıkıyor. O yüzden şu anda tedavide amaçlanan şey daha erken düzeyde Alzheimer hastalığının tanısını koymak. Klinik bulgular ortaya çıkmadan beyindeki amiloid birikimini gösterip bu düzeye varmadan da amiloidi temizlemek. Yeni geliştirilen ilaçlar bunu amaçlıyor. Amiloid temizlemeye yönelik ilaç çalışmalarında miktar böyle beklenenler elde edilemedi der diyordu Hakan. Evet, bir iki tane klinik çalışma kaldı. Bir tanesi, hani kayıt yapıyorsunuz, isim vermeyeyim. Ama solanezumab molekülün adını söyleyebilirim. Bu monoklonal antikor, yani firmayı da söyleyecektim. Monoklonal antikor, yani bir oradaki protein yapısını yakalayıp, bağlayıp atılmasını kolaylaştıracak bir protein, bir antikor. Ve buna benzer bir iki çalışma daha yürütülüyor. ÇAPA'da da yürüttüğümüz bir çalışma var. Hani ön sonuçları umut verici ama bunlar da eğer başarısız olursa amiloide yönelik tedavi seçenekleri bir süre rafa kalkacak diye bir görüş hakim. Pardon, atılma ne? Efendim? Atılma ne oluyor? Güzel soru. Beyin omurilik sıvısı bir sirkülasyon içerisinde. Bu ventriküllerin, yani ventrikül denen odacık herhalde Türkçesi, beynin içerisindeki bu boşluklar aynı zamanda beynin metabolitlerinin temizlenmesinde de rol alıyor. Ve özellikle de gece uyurken aslında temizlik daha fazla oluyor. Gece uykusunun da Alzheimer hastalığından korunma ya da geciktirmek için önemli olduğu, düzenli uykunun, bunu da vurgulamak lazım. Bu beynin kendi temizleme, nasıl böbreklerimiz metabolitleri temizler, karaciğerin bu tarz görevleri vardır. Beyin de kendi içerisinde bu tarz metabolitleri, patolojik özellik kazanma potansiyeli olan proteinleri bu şekilde temizliyor. Amiloidin yanında diğer önemli proteinin tau olduğunu konuşmuştuk. Tau ile amiloidin ilginç bir ilişkisi var. Beyinde amiloid artışı olduğu zaman tau artışı da tetikleniyor. Patolojik düzeyde ise amiloid birikiminin bir tetik gibi olduğu, tau'nun ise bir kurşun gibi olduğu, yani tetik ve kurşun ilişkisi gibi. Biri bu süreci başlatıyor ve sürecin hızlanmasına neden oluyor, diğeri ise kurşun gibi hücrenin, beyin hücresinin, nöronun ölmesine neden oluyor. Burada da aşamalarını görüyoruz. Erken aşamada
henüz beynin orta alt yapılarının yeni yeni etkilendiğini, daha sonra tau proteinin yayılmaya başladığını görüyoruz. Tau proteini diğer aşamalarda orta alt yapılarından beynin diğer yapılarına, neokorteks denen alana doğru yayılıyor. Ve az önce gördüğünüz o süper yaşlılarda daha az etkileniyor dediğim alanlar Alzheimer hastalığında da tam tersi daha fazla etkileniyor. Yani düşünün, prekinyosun longitudinal, yani zamansal olarak birkaç sene takip süresinde küçülmediği yaşlıları düşünün. Aynı zamanda da anterior cingulate cortex, yani bu beynin orta alt yapılarının daha ön tarafındaki yapıların yaşlanmaya ve atrofiye dirençli olduğunu düşünün. Bu zaten Alzheimer hastalığında daha fazla etkilenen alanlar. Dolayısıyla bu alanların yaşlanmadan, kognitif yaşlanmadan korunmada ne kadar önemli olduğunu da ispatı oluyor bunlar. Ve benzer patolojik süreç, yani orta alt yapılarından burada gördüğünüz hipokampüs civarında bellekten sorumlu alanlardan başlayıp diğer neokortikal alanlara yayılan patoloji hem amiloid plakları için hem de nörofibriller yumaklar, yani amiloid proteini ve tau'nun yayılışı için benzer özellikler taşıyor. Peki bu yayılıyor ve beyin fonksiyonlarını etkiliyor dedik. Peki beyin fonksiyonları derken neyi kastediyoruz? Dediğim gibi yüzyılın başında işte beynin diyelim şu alanında bir damar tıkanıklığı oldu. Hastada konuşma bozukluğu oldu. Hemen dedik ki beynin bu alanı, inferior frontal gyrus, konuşma merkezi. İşte başka bir yerinde bir hasar oldu. Orası da şunun merkezi. Ama son yıllarda fonksiyonel şebekeler tanımlanmaya başladıkça beynin aslında bu kadar da basit, şurası bu işe yarıyor, şurası da şu işe yarıyor diyebileceğimiz kadar basit bir yapısının olmadığını anladık. Bu iki noktayı alalım. Bu iki nokta fonksiyonel bir şebeke oluşturabilmek için aslında birbirleriyle iletişim halinde. Bunu da nasıl ölçüyorlar? Beynin metabolizmasının belli alanlarda birbirine benzer hareket ettiği, brain oxygen level dependent, değil mi? Bolt aktivitesiyle bu iki alanın, iki nodun birbiriyle iletişim halinde olduğunu biliyoruz. Bu nodlar birbiriyle iletişim halindeyken bir şebeke oluşturuyor ve bu şebekeler nörodejeneratif hastalıklarda etkilendiği zaman o şebekenin etkilendiği alanlarla ilişkili kognitif bozukluklar ortaya çıkıyor. Buna benzer bir çalışmada bu şebekelerden dil şebekesini anlamaya yönelik. Örneğin dil şebekesinde orası inferior frontal gyrus. Inferior frontal gyrus'a tohumlama yöntemi denen bir yöntemle bakılıyor. Ve bunun hangi alanlarla konuştuğuna bakılıyor. Hangi alanlarla iletişim halinde olduğu. Ve inferior frontal gyrus'un medial temporal gyrus ve anterior temporal lobla en çok ortak hareket ettiği, yani oradaki nöronal aktivitenin diğer nöronal aktiviteyle uyumlu olduğu gösteriliyor. Benzer bir yaklaşımla tohum buraya yerleştiğinde bu şebekeye ait diğer alanların aktive olduğu, tohum anterior temporal loba yerleştiğinde de aynı şebekeye ait diğer alanların aktive olduğu gösteriliyor. Bu dil şebekesi. Bu dil şebekesi fonksiyonel konnektivite incelemeleri sayesinde daha fazla dille ilgili bilgimizin artmasına neden oldu. Burada bahsedeceğim yine Alzheimer hastalığı ile ilişkili olan diğer bir konu da default mode network olarak tanımlanmış olan, Türkçe'ye de olağan durum şebekesi olarak çevrilen bir
kognitif şebeke diyebilirim. Default Mode Network aslında biraz da tesadüfen bulunmuş bir beyin şebekesi. Fonksiyonel görüntüleme sırasında arada istirahat verilir bireylere. Yani fonksiyonel görüntüleme, size MR'ın içinde bir görev verilir. O görevi yaparken de beynin hangi alanlarında aktivite olduğu ölçülür. Ve normalde arada da istirahatin olması lazım. Aktivite, task, yani bir görev verilmiş olan bireylerde aralarda normalde aktivite, bir task yokken, bir görev yokken de beynin belli alanlarında aktivite olduğu görülüyor. Yani bir şey yapmıyorken, bir görev yapmıyorken, normalde istirahat etmesi gerekirken bu bölgelerde aktivite. Ve bunun da az önce gördüğümüz o amiloid proteininin biriktiği ya da süper yaşlılarda atrofiye dirençli olan alanlar olarak gösterdiğimiz alanlarla örtüştüğünü görüyoruz. Beynin posterior cingulate korteks ve anterior cingulate korteks, medial prefrontal lob denen alanlarının kişi istirahat halindeyken kendi içine yöneldiğinde, hatta meditasyonda da arttığı gösterildi. Buralarda bir aktivite artışı olduğu gösteriliyor. Ama başka bir görev verildiğinde, diğer alanlar aktive olduğunda da bu alanlarda aktivite azalması görülüyor. Bu ne öneme sahip? Bu network'ün, bu şebekenin bilgiyi işlemlememizde önemli olduğu düşüncesi hakim. Ve o yüzden de Alzheimer hastalarında erken dönemde bu şebekede bozukluk meydana geliyor. Burada da yine aynı olağan durum şebekesiyle ilişkili aktiviteyi görüyoruz. Buradaki aktivite de yine olağan durum şebekesi olarak bilinen alanların birbirine olan bağlantısının etkilenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığı ilerledikçe de bu şebekedeki aktivitenin bozulduğu ve bu hastaları erken dönemde eğer yakalarsak, daha genç düzeyde yakalarsak, erken tanı aracı olarak da kullanabileceğimiz düşüncesi hakim. Bilgiyi işlemlemede neden önemli olağan durum şebekesi? Çünkü bilgiyi işlemlemede bellek kapasitesi için önemli bir not olan hipokampüsün diğer alanlarla ilişkisine bakılıyor. Ve epizodik bellek, yani geçmişe yönelik bilgilerimizi hatırlamamızı sağlayan şebekeyle olan aktiviteye bakılıyor. Ve bunların birleştiği alan, yani bu bellekle ilgili bilgiyi işlemlemeyle ilgili aktiviteleri bir araya getirirsek, bu da yine olağan durum şebekesi, default mode network aktivitesinin en fazla olduğu alanlara denk geliyor. Bunların üst üste birleştiği yerler. Ve yine bu alanlarda amiloid birikiminin ve yapısal atrofinin ön planda olduğu yerler. Bunu geçeceğim. Alzheimer hastalığında bitiriyorum, az kaldı. Bu dinamik biomarker hipotezi denen bir hipotez son yıllarda hastalığı anlamamız için geliştirildi. Dinamik biomarker ne demek? Biobelirteç. Yani biyolojik bulguların hastalığı anlamamız için bir belirteç olarak kullanılmasını sağlıyor. Biomarkerlardan bir tanesinin amiloid olduğunu söylemiştik. Daha erken yaşlardan itibaren amiloid birikmeye başlar ve bir artış gösterir. Amiloid birikmesinin başlaması sinaptik disfonksiyona neden olur. Yani fonksiyonel kayba neden olur. Beyin hücrelerinin birbiriyle olan ilişkisi bozulmaya başlar. Bu dönemde tau da artmaya başlar. Yeşilde gördüğünüz tau proteini. Tau proteinindeki artış
yapısal olarak beynin etkilenmesine neden olur. Çünkü tau hücrelerin ölmesine neden oluyor. Ve nöron kaybı, beynin küçülmeye başlaması da klinik bulguların ortaya çıkmasına neden oluyor. Klinik bulgular daha da ilerleyince kişide demans tablosu ortaya çıkıyor. Burada sinaptik disfonksiyon erken dönemde fonksiyonel görüntülemeyle gösterebildiği için işte beyin şebekelerinin erken dönemde henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan, henüz beyin küçülmeden, atrofiye uğramadan gösterilmesi tedavinin çok daha önceden başlamasına, aynı amiloid birikimini yakaladığımız gibi, amiloid birikimini erken yaşta göstererek tedaviye erken başlama şansını elde ettiğimiz gibi, fonksiyon kaybını da erken dönemde gösterebilirsek tedaviye daha erken başlama şansımız var. Şu anda Alzheimer için yaptığımız tedavi aslında gecikmiş bir tedavi. Çünkü sadece bu aşamada tanımlayabiliyoruz hastalığı. Bu da tersiyer, yani üçüncü aşamada hastalığı yakalıyoruz ve semptomatik tedavi verebiliyoruz işin aslı. Amaç sekonder koruma. Yani amiloid birikimi, tau birikimi başladıktan sonra bunun daha fazla ilerlemesini önlemek ve oluşan amiloidi temizlemek. Ama bir görüşte amiloid birikimi başlamışsa temizleseniz bile beyni aslında kurtaramayacaksınız görüşü. O yüzden şu anda esas amaçlanan şey primer koruma. Yani primer korunmada henüz amiloid birikimi, tau birikimi beyinde başlamadan risk altındaki bireylerin tespit edilmesi ve bu birikimin henüz başlanmadan önlenmesi. Yani en ideal olan bu. Şu an bunun biraz uzağındayız ama çalışmalar bu yönde. Benim anlatacaklarım bunlar. Teşekkür ederim.